Yepyeni bir videodan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yine telefonla günlük vloglara başlıyorum. Instagram'dan bir oynama yaptım. Videoları günlük atayım yoksa tek video halinde GoPro ile mi çekeyim diye sordum. Sizler de günlük istediğiniz günlük vloga bugün başlıyoruz. Şimdi bugün Konya'da birinci günümüz. Dün akşam Konya'ya geldik aslında. Arabamızı bıraktık, otelimize geçtik, dinlendik. Bu mekana geldik arkadaşlar. Bu mekanda takoz diye bir şey yiyeceğiz. Çağrı önerdi. Buralarda meşhur herhalde takoz. Selamünaleyküm. Bakın burada kim var? Arkadaşlar Onur arabasını yaptırmaya geldi. Baştan aşağı toparlatacak. İşte döşemesini falan yaptıracak. Bakımını makamını yaptırdı. Ufak tefek eksikleri vardı, onları hallediyor. Halloluyor inşallah ya. Başka elektrikle alakalı böyle led met döşetiyorsun galiba. Aynen ya, muayeneden geçmeyecek yoksa. Kasada falan şey yok. Onları falan hallettirdik. İşte iş döşemesi olacak. Biraz araba içimize sinsin dedik. İyi yapmışsın. Çağırıyoruz kendimize. Sabahlar. Çağrı'nın her zamanki gibi yanımızda arkadaşlar. Bizi yalnız bırakmadı. Evet. Bir kahvaltımızı yapalım. Daha sonra manamızı bir görelim. Baba, şu an ne durumda? Geçenlerde sen beni etiketledin ya Instagram'dan. Bayağı bir takipçi geldi. Bana bile şu an Instagram'da şey geliyor, sürekli soru geliyor işte. Araç tanıtım videosu, tamam mı? İşte ne zaman YouTube videosu gelecek diye. Arkadaşlar çok acemiyim. Birazcık pişeyim, sonrasında gelecek inşallah. Onur bu işe hiç bilmeden girdi arkadaşlar. Evet. Onur'un hikayesi benden daha ilginç. Ben tırla girmiştim ama yani senin 10 tekerle girmiş olsam bile hiç bilmeden girdim. Evet, sıfırdan girdim. Ve ehliyet aldım, direkt arabanın tepesine oturdum. Yanında kimse yok. Bizle beraber işte seferler atıyor, önlü arkalı falan. O şekilde öğreniyor. Evet. Onur'un işi biraz daha zordu. Ama tabii ki biraz 10 teker taksi gibi olduğu için şey olarak evet, tır gibi dönme falan. Evet. Tamam öyle değil ama yine tır gibi değil sonuçta. Motosiklet gibi falan demişim. Aynen. Biraz daha avantajı oldu senin için. Evet. Öyle oldu. Takoz buymuş. Bizim oralarda yok bu. İçerisinde patates var. Sonra gerisi tost herhalde. Bildiğin karışık tost. Değil mi? Evet, lavaş da yapıyor. Ekmek yok, lavaş yok. Bak sana iş fikri. Evet. Ne yapacağız? Kamyonun kasada mı satacağız? Kanka belli bir zaman sonra bak kamyonculukta para yok. Değil hemen mi? Lokantaya çevirebiliriz. Burcu'ya geçeriz hemen. Aynen. Manamız burada arkadaşlar. Şöyle geniş açıya da alalım. Telefondan video çekmeyi özlemişim. Aslında kameram falan yanımda. Her ihtimale karşı sizin yorumlarınıza göre çekim şeyini değiştirebiliriz. Bu videoda eğer sesler kötü çıkarsa arkadaşlar yorumlarda belirtin. Kamerayla çekim yapıp videoları gene atabilirim arkadaşlar. Şu an daha pratik olacağı için telefonla çekim yapıyorum. Zaten görüntü kalitesinde çok bir fark yok. Günlük vlog olacağı için beğeneceğinizi düşünüyorum. Bakın manın kabini buradan kalkıyor. Geçen bayağı aramıştım. Ben tabii BMC'den alışkanlık buralarda aradım. Bulamadım. Sonra oralardaymış. Neler yaptıracağımızı anlatayım size. Şu ABS fişini değiştireceğiz. Bakın bu kırık. Burada sıkıntı. Onu değiştireceğiz arkadaşlar. Oraya daha güzel bir şey ayarlayacağız. Kurutucumuzda sıkıntı vardı hatırlıyorsunuz. Onu değiştiriyoruz. Kompresör falan artık daha iyi olacak. O konuda problem yaşamayacağız. Arabamızın şurada keçesi yok. Onu fark etti Serdar Usta. Oraya keçe ayarlayacak. Ufak tefek eksiklerimiz var. Far camımız kırıktı. Far camını değiştirdik. İşte arızalar yanıyor. O arızaları söndüreceğiz arkadaşlar. Soğutma suyundan su kaçırıyordu. Onu halledeceğiz. Yine silecek suyundan da su kaçırıyordu. Ben silecek suyunu dolduruyordum. Yani bir yerlerde delik var. Belli bir seviyeden sonra yere döküyor. Ona baktıracağız. Camlara film çektireceğiz. Klima ayarlamaya çalışıyoruz. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Ben yine yaptıkça zaten size video çekeceğim. Şimdi izleyen arkadaşların çoğu aslında benim modifiye yaptırmamı istiyor. Özellikle egzoz ve yanlık rüzgarlık isteyen çok arkadaş var. Arkadaşlar onlara da sıra gelecek. Ama şu an ben bu arabayı ilk defa bakıma soktuğum için daha öncelikli işler var. Yine toparlayınca tabii ki yapacağım. Yapmayacağım değil. Ama benim için önemli olan mekanik. Yolda kaldıktan sonra, arabayı yürütemedikten sonra hiçbirini yapamayız. Unutmayın. Önce aslanı ayağa kaldırmak gerekiyor. Döşemelerimi bu arada gören arkadaşlar falan canlı görünce abi gerçekten dediğin kadar var. Videolarda soluk çıkıyor diyorlar. Döşemeleri değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Belki stor takabilirim. Perdeler benim canımı sıkıyor. Yolda geliyorum. Gelirken o boncuklar kopmuş. Boncuklar şuramdan böyle dökülmüş. Onlar da böyle soğuk soğuk birden dökülünce ben de korktum. Biri dokunuyormuş gibi oldu. Trafikte birden irkildim. Bir de sürekli böyle ses yapıyor. İşte birbirlerine çarpıyor. Orada böyle rüzgardan sallanıyor falan. Beni rahatsız ediyor. O yüzden oraya store çok daha güzel olacak. Orhan'la bizim büyük bir hayalimiz vardı.
O da merkezi kilit. Biliyorsunuz Orhan yaptırdı merkezi kilidi. Ben daha yaptıramadım. Orhan'la da onun sürekli şakasını yapıyoruz, muhabbetini yapıyoruz. Şimdi onu da yaptıracağım arkadaşlar. Tabii bunlar benim planlarım. Aksi giderse, zaman yetişmezse falan belki yaptıramayabilirim. Belki daha farklı şeyler yaptırabilirim. Farklı şeyler çıkabilir. Atıyorum önemli bir arıza çıkar, görmemişizdir. Bu önemli deyip onları ikinci plana atıp önemli olan arızayı yaptırabiliriz. Ama şu an planımız bunlar. Dorsemizde de ufak tefek kaynak işlerimiz var. Tabandaki tahtalar yerinden çıkmış. Onları çakacağız tekrar. Onu da çekerim zaten birazdan yaparsak. Acil başka bir şeyimiz yok. Kolay gelsin. Arkadaşlar bakın yükseldi. Burada Serdar ustamızın yeni çırağı. Ya da Ömer abinin çırağı oluyor değil mi? Ömer abi beğenmiş arkadaşlar bakım yaparken falan. O da az çok anlıyor motordan. Senin baba tırcı ha? Yüksel. Evet. Yüksel de TikTok video çekiyormuş arkadaşlar. Geleceğin fenomeni. Maşallah kardeşim. Ama bak eğer böyle bu yaşta başladıysan sanayi ileride çok iyi bir usta olursun sen de. İnşallah. Bu araba aslandır. Arabanın kralıdır. He? BMC hakkında ne düşünüyorsun? Sağlam araba. Bir koca bir ömür. Değerli arkadaşlar, ABS kablomuzda sıkıntı vardı biliyorsunuz. O fişlerden bir tanesi çalışmıyordu. Zaten o da sökükmüş. Şimdi ustam onu buldu. Çıkan fişi. Yerine takıyor. Bir de kendi parçalarından da çıkma parça buldu galiba. Değil mi usta? Evet. Şurada galiba o da. Yani Serdar ustamız bizi yine bir masraftan daha kurtardı. Ustalık değiştirmek değil tamir etmektir diyor Serdar usta. Tabi demiyor da yapıyor. Ben buraya her geldiğimde onu görüyorum. Bu değiştirdiğimiz ABS soketi de buraya sabitleyecek onu. Yine yeni gibi aynı şekilde kullanacağız. Herhangi bir problem yaşamayacağız arkadaşlar. Şimdi kompresörümüzü bekliyoruz. Kompresörümüzün de arkadaşlar gömlek açılmış. Gömlek yapılıyor. Onu bekliyoruz. 1,5 saat sürer dediler. O sesten ve arabanın yağ atmasından, kurtucuya yağ göndermesinden de kurtulacağız. Çok daha iyi olacak. Zaten asıl gelme sebeplerinden biri oydu. Çok önemli bir şey o bence. Değil mi? Evet. Ustam da geldi zaten. Bir de arabayı böylece bir açmış olduk. İyi oldu. Selamünaleyküm. Değerli arkadaşlar, şimdi Onur'la beraber klima pazarlığımızı yapmaya gidiyoruz. Konya'da bir abiyle tanıştık. Yine Orhan'ın taktığı klimayla aynı marka arkadaşlar. İsmi Ömer abi. Dedik böyle böyle klima taktırmak istiyoruz. Gelin arkadaşlar konuşalım, görüşelim dedi. Biz de yanına gidiyoruz konuşmaya, görüşmeye. Eğer güzel bir anlaşma yapabilirsek iki tane taktıracağız. Hem Onur'a hem bana. Hayırlısı olsun. Bir an önce artık bunu yapmamız gerekiyordu. Değil mi kanki? Evet. Evet geldik arkadaşlar. Sultanhanı Oto Elektrik diye geçiyor Ömer Usta. Bakalım. Çok uzak değil mi zaten? 4 dakika mesafeymiş. Hemen düştük buraya. Girdik konuştuk abiyle. Elinde klima yokmuş arkadaşlar. Herhalde bizi Konyalı sandı. Hani burada yaşıyoruz sandı. İşte getirtirim falan gibisinden konuşacaktı. Ne yazık ki olmadı. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Yakınmış orası da. Yürüyerek gideceğiz. Olursa oradan çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar bir elektrikçiyle görüştük tekrar. Hatta klimacı bu adam. Yani direkt işin ehli diyebilirim size. Onun da klimaları çok güzel. Markası çok iyi. Şimdi buradan marka vermeyeyim. Taktırıp taktırmayacağımız kesin değil çünkü şu an. Peygamber demiyor. Aynen. Adam bize bir fiyat verdi. 1 lira bile düşmedi arkadaşlar. 1 lira bile. Yani atıyorum 15 ise 15 kardeşim. 14.999 olmaz diyor. Öyle bir fiyat verdi. Ama klimasına çok güveniyor. %100 garanti veriyor. Klimasının yedek parça tedariği de mevcut. Yani hem isterseniz işte müşteri de alabiliyor veya adam da getirdiğiniz zaman her türlü tamirini yapabiliyor. Aynı zamanda çalışma süresi çok iyi. Normalde 6 saat civarıymış çalışma süreleri. 14 saate kadar akü durumuna göre değişir. Kullanan var dedi ama rahat bir şekilde 10 saat çalışır dedi arkadaşlar. Bunlar da bizim hoşumuza gitti tabii ki. Bir klimada arayacağımız bütün özellikler mevcut. İşin de ehli olduğu için hani o da hoşumuza gitti. Bir de pazarlık yapamadık. O canımı sıktı benim. Bak kornayı da buradan alıyorsun. Korna fiyatı soralım mı? Dur.
Şimdi Zafer Korna'nın önünden geçiyoruz. Gelmişken de bir korna soralım dedik arkadaşlar. Senin korna yok değil mi? Bende havalı korna yok. Normal kendi kornası var. Satayım ben seni. Olmaz mı? Klima parasını ben çıkarayım. Ben 50 lira vereyim. Kanka ne? Sadece bobin mi diyorlar ona? Evet. Bugün onlardan taktım. 1,5 milyar tuttum. Bobin. Bende korna varken bak tabi. Nasıl 1,5 milyar tuttu? 1,5 milyar tuttum. Oğlum ben 700 liraya kornaya taktım bunu. Evet. Gemi kornamızdan aldık arkadaşlar. Dore. Biri kalın, biri ince. Abi teşekkür ederiz. Şimdi içtik daha yeni. Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. İçmiş kadar olduk. Ve kornalarımızı aldık. Şu anda gidiyoruz değerli arkadaşlar. Çift korna takacağız. Sağlı sollu. Aslında bunu iki tane alıyorlar. Alt üstü takıyorlar bildiğim kadarıyla. Ben sağlı sollu takacağım. O kadar kornaya gerek yok. Yani aslında ikisine uzun korna alabilirdik kalın ses. Ama böyle daha tok ses alırsın dedi usta. Biz de böyle yapalım dedik. Klima taktırıp taktırmama konusunda kararsızız. Fiyatı biraz bize yüksek geldi. Normalde anlaştığımız bir yerden bir tık daha fazla satıyor. Ama arkadaşlar dolar da uçuyor. Sürekli fiyatlar da artıyor. Yani bir yerde de zam gelmeden almak istiyor insan. Ne yapacağımızı bilemedik açıkçası. Klima için görüştük arkadaşlar. Anlaştık. Eğer ki şu an bana çıkarabilirsek, gördüğünüz gibi burada işlemleri devam ediyor. Kompresör takılacak. Daha da var eksikleri. Çıkarabilirsek götüreceğiz. Klimamızı hemen takacaklar. Klima sorunundan kurtulmuş olacağız. Onu da takıyor. O da BMC'de klimasızlık çekmeyecek ama onun için iyi bir yatırım olacak. Farkında değil. Çünkü biz çok çile çektik. Yani bayağı bir çile çekecek bir taktik olsun. Hatırlar mısınız? Soğutma suyu eksiltiyordu arkadaşlar. Suyu kompresörün kapağına vermiş. Serdar Usta kaçağı bulmuş. Conta patlatmış dedi. Çok şükür onu da halletti. Yani şu anda hallediyor. Bir tek silecek suyumuz kaldı. Kolay gelsin Yüksel. Ne yapıyorsun? Mazotla yıkıyor mu? Artık ses yapmayacak, yağ atmayacak. İşte bak piston değişti. Serdar ustacığım ellerine sağlık. Seni gösterebilir miyim bir kere? Tamam. Sır oldu. Şimdi kompresörü toplarken vida kırıldı arkadaşlar. O vidayı temin ettik. Şu anda tekrar toparlıyor Serdar Usta. Zamanla yarışıyoruz diyebilirim. Şu an 7 çeyrek geçiyor. Klima ustasına 1,5 saat sonra geleceğiz demiştik. Saat o zaman 6 falandı. Serdar Usta hızla yetiştirmeye çalışıyor. Zaten alelacele olduğu için de birazcık karışıyor işler. Acele işe şeytan karışıyor bildiğiniz gibi. Hemen onu yapacağız. Dediğim gibi soğutma suyu zaten hallolmuş oldu. Bir silecek suyu var. Ona bakarız zaten. O çok acil bir şey değil. Önemli bir şey değil şu anda. En sonunda bakıyorum. Serdar Usta şu karın kapağı yok. Onu ayarlayacak. Dükkanda varmış elinde. Her şeyimiz halledeceğiz. Çok az kaldı. Klimaya kavuşmamıza son 1,5 saat, 2 saat diyebiliriz. 2 saat sonra muhtemelen klimamıza kavuşmuş olacağız. Bir yıllık, hatta bir yılı aşkın süredir bekleyişimiz son bulacak arkadaşlar. Bu şanslı. Gel buraya. Gel gel. Bu şanslı. Niye? Bu şanslı. Bu adam hiç klimanın acısını çekmeden kaç sefer attı? 3 ya da 4. 3-4 seferde adam klimayı ama, taktı. Ama şöyle bir şey var. Bunun ikisi tarlada. Sabah bir girdim tarlaya. Akşam kaçta çıktım? Ama sen... Hele son seferinde. Sabah saat 11'de tarlaya girdim. Akşam 10'da tarladan çıktım ben. İşte bak o yüzden Onur bir de yattı arkadaşlar. Evet. Yattığı için de klimanın değerini anladı. Ve direktmen alması gerektiğine aha karar kıldı. Ben de alması konusunda destekledim. Biz çünkü almadık ya çok pişman olduk. Evet. Çok pişman olduk. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Şu an normal bir durumda. Ben yani şeyine başladım biliyorsunuz ama
Yani yapmak gerekiyor bunu. Bir de dolardan dolayı fiyatlar sürekli artıyor. Aynen öyle. Şimdi yapmamız gerekiyor. Seneye 30'a takacaksın. Aynen. Böyle bir şey de olur. Zaten satacağım zaman da ona göre klimalı fiyat koyarız. Yani. Bir şekilde çalışıp tamam. Ödeniyor yani. Aynen öyle. Bugün beni bir şey daha çok mutlu etti. TGR'ın bakımı 40.000'den 40.000'eymiş. VMC'yi biliyorsunuz 25.000'den 25.000'e yaptırıyorduk. O da benim için avantaj oldu arkadaşlar. Başka? Arabaya bu arada bakım yaptırmıyoruz. Bütün yağ falan yeni değişmiş. Serdar Usta baktı. Herhangi bir bakım yapmamıza gerek yok dedi. Gözüne batan ufak tefek eksiklikler varsa onları hallediyor. Şu an yaşayacak mı Ömer Usta? Yaşayacak usta. Yaşıyor. Sen atıl eşeğe kıyaslıyorsun ortağım. Öyle der Şahin abi. Arkadaşlar kompresörü toparladık. Ustalarım güzelce taktı. Ellerine sağlık. Şimdi direksiyon yağını koyacak galiba Atepe. Bir de motorun suyunu koyacağız antifriz. Başka da bir şeyimiz yok. Klima hariç tabi. Yalnız benim senden önce klimam olacak biliyorsun değil mi? Farkındayım. Döşemedi ya benim arada. Evet. Onları önce döşemeye aldık arkadaşlar. Döşendikten sonra. Şeyi düzgün kullan her yere çekilebiliyor çünkü. Ben o manada söylemiyorum onu biliyorlar izleyenler. Arabası döşendikten sonra klimaya geçeceğiz. Ama iyi ki önce döşeme oldu yani değil mi? Evet. O döşeme önemli kanka. Gerçekten arabanın içinde yatıyorsun, yaşıyorsun. Evin gibi orası. Aynen yani. Ya. Ben sana diyorum ya. Bana önceden şey geliyordu böyle saçma geliyordu harcanan para falan. Son bir hafta biliyorsun bir akşam orada kaldım ben. Dedim haklıymış millet bunu yaptırırken. İyi şimdi kliman olunca Allah'ın izniyle daha güzel olur. İnşallah. Saat 8 oldu. Klimacı inşallah bekliyordur. Bekliyordur ya. Şimdi kabini indiriyoruz arkadaşlar. Şanzıman yağını da kontrol edeceğiz. Darreter yağına falan bakacağız. Serdar Usta'nın zaten onlar aklında. Hepsine bakılacak. Eğer bir eksik çıkarsa tabii ki yapılacak. Zaten yarın da buradayız. Klimayı aradan çıkarmamız çok iyi oldu. Bir de elektrik işlerini aradan çıkarırsak efsane olacak. Evet arkadaşlar şimdi klima taktıracağımız yere geldik. Celalettin Usta. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın ustacığım? İyisin. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Klimamızın markası Coolman. 24 watt. Özellikleri neler ustam? Önce D7000 modeli. En yüksek kapasiteye sahip. Hı hı. 55 derece sıcaklarda bile istediğimiz soğuğu alabiliriz. Normal standartlara göre yol modunda değil de müşterilerimizden aldığımız bilgilere göre gece modunda 40-45 derecelerde kullanıldığında arabanın içini soğutabiliyor. Gayet soğutması başarılı. Akünün yenilik ve eskilik durumuna göre artı akünün amper durumuna göre ben şöyle geçeyim mi? 12-14 saat çalışma kapasitesi var. Bunu müşterilerimiz kullandılar. Özellikle bunu test etmek için değil de öyle denk geldi. Yatması gerekmiş. 12 saat, 14 saat kullanan müşterilerimiz var bunu. Yani 12-14 saat boyunca akünün amper durumuna göre 225, 200 ve 240 amper akülerde. 12 saate kadar gördünüz yani 14 saate kadar. Kumandayla çalıştırma kolaylığı. Araçta seyir halinde yatarken artı yatarken ışık da aramıyorsunuz. Klimamızın ışığı da yanıyor. Arabanın içerisini aydınlatmak için. Evet. Bu test tezgahımızdaki bulunan klimamız. Şu anda klimamızı açtık. Sesi nasıl peki ustam? Bu ses ama dışarıya gidecek. İçeride ses duymazsın yatırken. Bu aracın dışında olduğu için bir ses var. Ama yatarken bunu duymayız. Yatarken duyacağımız sesi size takdim edeyim ben. Şu anda klimamız çalışıyor. Duyabileceğiniz ses budur. Allah Allah. Şu yani. Evet. Evet çalışıyor şu an. Bak oradaki de çok ses geliyordu o zaman içeride. Şu an tık ses yok arkadaşlar.
az önce fan çalışmıştı, kompresör çalışmıştı. Bu ses arabanın dışında. Ama evet. O da belki fan veya kompresör çalıştırmış olabilir. Olabilir, evet. Hı-hı. Bilmiyoruz. Ama bunu içeride hissetmezsiniz bu kadar. Çok güzel. Şu anda gözümüzün önünde ve kulağımızın dibinde bu. Aynı zamanda yedek parçalarını arkadaşlar internetten ben araştırdım. Yedek parça temini de var. Çünkü bayisi var. Her yani. Türlü yedek parçamız. Koşulsuz. Hangi parçasını istiyorsanız, şasisinden dış kapağına, en küçük sensöründen kompresörüne kadar her türlü yedek parçamız mevcuttur. Garantisi var mı? Bir yıl garantili. Bir yıl garantili. Bir yıl koşulsuz garanti. Ne olursa olsun. Yani. Şimdi küçük, düşük kapasiteli klimalar tek kişilik kabinler içindir. Kamyon kabinlerini soğutmaz. Soğutmadığı için, yani gücü yetmediği için, soğutamadığı için de sürekli kompresör ve dış fan devrede kalır. Onda da 225 değil, 240 amper akümüzde olduğunda en fazla çalışabileceği 4,5-5 saattir. Hmm. O da akü yeni olmak şartıyla. Peki şu an klimamızın kapasitesi ne kadar? 7000'lik. 7000. D7000 model diye geçer. Bizim taktığımız klimalarda en düşük kapasite 3000'lik, en yüksek kapasite 7000. 3000'lik dediğimiz klimaların da en yüksek kapasitesi 3000, düşük kapasitesi 1000'liktir. Bu da tek kişilik kabinler içindir. Kamyon kabinleri. Traktör gibi. Traktör, kepçe, biçer döver, forklift, 1000'lik klimalarımız dediğimiz bunlar içindir. Düşünsene 45 derece olacak dışarsa nasıl sıcak içersin değil mi? Abi 52 derecede normal standart modda kullanıyorum adam dedi. Normalde 52 derecede bunun süper modu var 50 dereceye geçtikten sonra. Orada kullanılması gerekiyor ama bizimkinin kapasitesi yüksek olduğu için normal standart modda soğuyor. 45-47 derecelerde gece modunda normal gündüz soğukluk alabiliyoruz. Yok yok şeyi soruyorum. 1000'lik klimayı mesela. Dışarısı 45 derece olsa onun kendine ayrı olmaz ya içeriden. Onlar zaten bir tek kişilik kabinler için. Değil mi? Tabii. Aslında sana öyle bir şey mi gerekiyor? Hayır canım. Yani. Benimkine... Yok arkadaşın kabinine de yetersiz gelir. Yok, düşük kabin veya yüksek kabin olayında yine binlik klima yetersiz gelir. Güzel yapmışsın. Bu arada siz klimamızı incelerken ben size bir çay ikram edeyim. Vallahi sağ olasın, teşekkür ederiz. Siz geldiniz diye demedim. Vallahi yeni demedim. Yeni demedim. Vay be ustam, ellerine sağlık. Arkadaşlar hizmet de sınırsız. Selamünaleyküm. Reis geldim böyle birden kamerayla ama kusura bakmayın. Evet. Arkadaşlar şu an klima montajına başladılar arkadaşlar. Önce söküyoruz değil mi kanki? Evet abi. Şimdi senin bu iç panjuru sökeceğiz. Tamam. Ay koysa lan. Senin bunlar bir küçükle değişmiş abi. Vidalar mı? Şeyler mi? Evet abi. He. Doğrudur. Bu döşemeci şeyi söktüyse, evet. Döşeme yapmak için. Ben bir takımı getirmem lazım. Tamam, o zaman ben ineyim burada. Hoppa. Ahmet 15. 15 mi? Evet. 15 değişmiş. Arkadaşlar klima için çok araştırdık, çok düşündük. Her yere gittik. Yani şu an millet deli gibi klima taktırıyor. Piyasada kime sorsak klima yok. Elinde kalmamış. Celalettin abi de yeni almış herhalde. Klimalar yeni gelmiş. Abi bize sevkiyat yeni geldi. Daha önceden klimalarımız hani bayramdan sonra biraz Çin'de şey oldu. Sıkıntı olmuştu gelip gitmelerinde. Daha sonra klimalarımız elimize ulaştı. İşte gümrükte falan biraz problem oluyor Çin'den gelişte. Evet. Sonra hepsi halloldu. Abi sonra hepsi halloldu. Şu an bir stopta sınırımız yok, problemimiz yok. İyi, çok güzel. Klimayı da bayağı güzel anlattı Celalettin abi. Bakalım aynı şekilde randımanı alabileceğiz mi? Bu arada arkadaşlar, Celalettin abi aynı zamanda MAN'ın buzdolabı motorunu da satıyormuş arkadaşlar. Elinde varmış. Bizim buzdolabında motor yok biliyorsunuz. Bunda yok. Şu kapa çözülür mü kanki? Abi çözülür, hallolur. Çözülür abi, biz hallederiz. Biz hallederiz onu. Allah. Menteşe yaparız onu. Valla. Motor alalım diyoruz ya sizden. Bende buzdolabı var. Benim yanımdaki arkadaş var ya. Evet. Ona da buzdolabı lazımmış. Dedi ki ben senden buzdolabını alayım. Direkt hatta buradan motor alayım. Sen bana buzdolabını ver dedi. O motoru buna takalım dedik. Ben de arabada boş boşuna buzdolabı taşımamış olacağım. Pazarlığını yapalım abi şurada. Al Allah. Hı. Tamam bak. Biz MAN ikinci eli de biz veriyoruz abi zaten. Öyleymiş. MAN servis. MAN servisine. Çok iyi. MAN servis öyle ikinci eli mi takıyor?
Abi zaten orası Man ikinci el olarak geçiyor burada. Ankara yolunda. Orası ne mesela o kablolar? Abi bu senin bu iç mekan aydınlatmanın çalışmıyor herhalde. Soketleri çalışıyordur abi büyük ihtimalle çünkü senin buraya şey almışlar. O çalışıyor. Evet yani buradan almışlar soketini. Ya da ampulleri mi patladı acaba? Evet. Bunu şuradan keseyim. Buradan baş sökmemiz lazım. Sökelim mi? Klima olmaz. Doğru söylüyor oraya. Tamam o zaman şey yapalım. Sen bir yıldız getir. Allah bir gün bize de böyle manlar nasip edecek mi arkadaşlar? Allah bu videoyu izleyen kardeşlerime, bu videoyu izleyip tırcılığa başlamak isteyen ama başlayamayan, bir an önce arabasını modellemek isteyen, daha yaşını doldurup tır almak isteyen, tırcılığa başlamak isteyen, aklınıza ne gelirse tüm izleyen kardeşlerimize, hepinize, yüreğinde olan herkese nasip etsin inşallah diyoruz. Çıkalım. Bakalım mı? İçine çıkabilirsin. Şuradan çıkayım mı? Nereden istersin? Tamam. 4 abi de 470 bak ben 470 istiyordum zaten. Tam benim istediğim araba. Çok. Bismillahirrahmanirrahim. İstekim bak biraz daha büyümüşte ki Allah'ım hazinesinde bol. maşallah. Ayakkabıyla girdiniz mi abi? Evet döşeme yapılacak daha bana sen girebilirsin. Oo. Şu sıfır kokusu var ya. Işıkları falan vardır değil mi? Yok. Tamam. Evet, gece lambası var. Şu gece lambası arkadaşlar. O bende de var galiba da şu an aktif değil. Bu da normal lamba. Aynen inşallah. Nasıl Onur? Allah sahibine kazası bilesin. Arkadaşlar. Bunu benim arabaya yapıştıralım mı? Benim arabaya yapıştırayım mı satarken etiketler üzerinde değil. Bu yol kamerası mı usta ne bu? Ya da sensör gibi bir şey mi yağmur sensörü bak, gibi? Bak Onur. Şerit takip. Bak yatağın orada şarj aletleri. Her şey var. Her şey. Vebostunu muhtemelen oralardan ayarlayabiliriz. Adamlar düşün ya abi ya. Şunu kilatlara bak Yasin. Bir de bizim BMC'nin yatağına bak anasını satayım. Her şey var. Allah dahillerini sana nasip etsin. O şerit takip. Şerit takip mi? Buna da uluslararası çalışırsan Alman otobanı takarsın. Vay be. Ön tarafta tamponun içinde de frenleme var. Ön tamponun içinde de frenleme var. Acil evet. Frenleme. Kaç para abi şu an bu? Sıfıra. 2 milyon küsür. 100. En son sorduğumda 130. Vergiler dahil mi? Normal nakit fiyatı bunun. Anahtar silen bayi satış fiyatı. Silen fatura evet. 140 bin euro. Maşallah. Ama çok sade yapmışlar, çok güzel olmuş. Ne var yani bizim de 250 bin TL. Arkadaşlar biz şimdi otele geçeceğiz. Şu anda klimanın işlemi devam ediyor. Biz sabah geleceğiz. Buzdolabı konusunda anlaştık. Benim buzdolabını Onur satın alıyor. Onur parayı direkt buraya verecek. Buradan da buzdolabına motor takacaklar. Şu kapağında menteşesinde ufak bir problem var. Onu da halledecekler. Biz otele doğru geçiyoruz. Ustacığım ellerinize sağlık. Arkadaşlar kolay gelsin. Çok memnun oldum. Akşamlar. Sabah görüşürüz. Hayırlı İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi geceler. Selamun aleyküm. Ceylan da çıkmaz o ya. Otelimize de geldik. Çok yorulduk arkadaşlar. Artık dinlenme vakti. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Konya'daki bütün günlerimizi böyle günlük olarak size vloglar şeklinde atmaya devam edeceğim. İstekleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'dan anlık olarak paylaşım yapıyoruz. Hoşça kalın.